Her şeyi bir arada yürütmek zor olmuyor mu? Güçlü kadınlardan birisiniz siz. Sevilmeyen bir kadın. Sevilmek çok önemli ya. Sevmek ve sevilmek hayatımızın en önemli noktası. Yani her şeyimiz olabilir ama sevilmediğimizi hissediyorsak çok mutsuz oluruz. Oynarken çok üzdünüz mü? Hayatımızın değişikliği. Biz bunu büyükler çabuk hissediyoruz da çocuklar bunun içine doğduğu için o kadar garip karşılamıyorlar ama bizim için çok korkunç büyük değişiklikler var. O anlamda bir belediye başkanının eşi asla olmazdı. Demek ki diyorum bu işin fıtratında var kayınvalide. Dünyanın her yerinde aynı. Kadınlar, anneler çocuklarını paylaşmak istemiyorlar işte. Ben oyunculuğu çok zevkle yapıyorum. Nursel Pesik. Oyunculuğu, duayen bir oyuncu diyorum ben size. Herkes çok seviyor ve oynadığınız her rolün hakkını öyle bir veriyorsunuz. Sahi nasıl beceriyorsunuz bunu? Her rolde sanki gerçek gibi yaşamak ve yaşatmak. Zor olmalı mı? Zor değil mi yani? Zor. Zor. Ama işimiz bu. Hani yani ben de oyuncu olarak ayrıca bir çok önem veriyorum. Bir karakterim, oynadığım bir karakteri diğer karaktere andırmasını istemiyorum. Çünkü hani insanlar birbirine benzer ama karakterler benzememeli. O anlamda çok uğraşıyorum. Yani oynadığım ters karakterlerin, zıt karakterlerin insani yanlarını arıyorum. İşte metot çalışmalarım var. Her oyunun kendine göre, her disipline göre çalışma metotları vardır. Uğraşıyorum, kafa yoruyorum. İşim bu. Sadece oynamıyorsunuz, bir de çok iyi bir yazarsınız aynı zamanda. Kitaplarınız. Kitaplarım var, evet. Evet, inanılmaz. Yani her şeyi bir arada yürütmek zor olmuyor mu? Güçlü kadınlardan birisiniz siz. Kadınların örnek alabileceği kadınlardan o. Umarım, inşallah öyledir. Yani yazmaya ta böyle kabare dönemlerinde, Almanya'da ilk yabancı kadınlar kabaresini kurmuştum. 92'ler, 2000'lerin ortasına kadar böyle. O 7-6 kadın bütün Almanca konuşulan ülkeleri turladık. Orada yazmaya başladım biraz yani kabare tekstleri yazarak. Sonra çocuk tiyatroları, çocuk oyunları yazdım. Yazma hep var hayatımda. 4 tane radyo tiyatrosu yazdım. Bir tanesi Türkçe, diğer Almanca, her biri 60 dakikalık yayınlandı. Şimdi senaryolar yazıyorum. En son işte 5. Kan diye romanım çıktı. Evet. Çok yepyeni bir alana girdim. Macera ve polisiye. Kitabı, romanı. Hiç durmuyorsunuz maşallah. Durduğum oluyor ya bazen böyle bir şeyler yapmam lazım dediğim anda oluyor. Ama işte zamanı çok efektif kullanmakla alakalı. Yani zamanı boşa harcamayı sevmiyorum. O zamanda böyle zaman dilimlemeyi, organize etmeyi becerince oluyor. Yani bir içten de gelen bir tepi var. Yapmak istiyorsun, yazmak istiyorsun, oynamak istiyorsun. Oynadığınız her dizi çok uzun soluklu oluyor. Rating rekorları kırıyor. Çok şanslıyım. İyi bir seçici misiniz? Siz mi seçiyorsunuz, şans mı? Hani bunu çok da şansla açık bulamak çok mümkün değil gibi. Yani en az şöyle, yani dizi teklifi geldiğinde bilmiyoruz. Hani hazır bir işe girmek ayrı bir şey ama genelde başından başlıyoruz. Hikayeye bakıyoruz. En çok karaktere bakarım ben. Tabii ki bir sürü elementlerin iyi bir iş için bir araya gelmesi lazım. İyi yönetmen, iyi senaryo, doğru kas, doğru şey, doğru kanal. Hepsinin bir araya gelmesiyle olan bir şey. Bunun garantisi yok. Ben sadece karaktere hep odaklanıyorum. Yani oynadığım karakterin beni biraz korkutması, şaşırtması, ay ne yapacağım durumuna düşürmesi gerekiyor. O zaman tam gaz çalışıyorum yani. Her bir rolünüzü birbirinden şaşırtıcı ama bizi de şaşırtıyorsunuz. Özür dilerim. Estağfurullah. Hacer Donsuz. Hacer Donsuz. Niye Donsuz? Bu Hacer Donsuz konuşalım. Fikri Donsuz aslında. Hani kocasının aldığı için Donsuz. Aslında hiç Donsuz değil. Çok iyi bir aileden, zengin bir aileden bir kadın. Kocasının bütün masraflarını karşılamış kocasına. Bu hayatı kadın aslında altın tepsilerde sunmuş. Adam donsuz. Biz kostümlüyüz yani. Biraz görmüşsü bir aile dediler ama siz çok katılmadınız. Şöyle yani oradaki halka dan tek başına sivrilen bir kadın. O yüzden diyorum ki acaba donsuz kendi başına bir sosyete. Tek başına bir sosyete. Yani Tunceli'nin Ovacık kasabasında. Çünkü her haliyle bambaşka. Bir görseniz sanki Pedro Almodovar filmlerinden fırlamış bir İtalyan kadın gibi. Ama öyle değişik bir kadın. Öyle değişik ama bir kadın. Ama sizi tanıyamadık yani fragmanlara bakınca ben
nasıl bir değişim bu dedim. Hani Nursel Köse değil bu dedik. İşte bunu dedirttiysen bana, ben çok mutlu oluyorum yani bunu dedirtmek. Şimdi ben kendimi teşekkür ederim. Yani çok uğraştık biliyorsunuz, bu mevzuları da çok anlattım. Hani senaryoda zaten kocası da yazıyor. Çirkin ya falan diyen bir koca var orada. Çirkin bir kadın çirkin falan. Çirkin diyor, çirkin, nefret ediyor. Şey, bir kadın için evet. Çirkin. Aynen, evet. Sırf o noktada görmek yani ki bu kadın fikri doğumsuzluğunu hayatını eline almış. Bir yerlere getirmiş, onu böyle el üstüne taşımış. Ama her şeyi, bütün varlığı olmasına rağmen sevilmeyen bir kadın. Sevilmek çok önemli ya. Sevmek ve sevilmek hayatımızın en önemli noktası. Yani her şeyimiz olabilir ama sevilmediğimizi hissediyorsak çok mutsuz oluruz. Sevilmek, takdir görmek, kabul. Biz kadınlar duygusal varlıklarız. Yani, İlgiye muhtaç. Tabii. Her ne kadar dışarıdan düşünüyorsak da. O yüzden şeyi çok savunuyorum, Hacer Doğansız'ı, kendine has karikatür gibi bir şey. Aynen. Siz baya sahipleniyorsunuz. Ben oynadığım bütün karakterlere sahipleniyorum. Yani bütün karakterlere şey olayı değil. Karakter haklı mı değil mi? Değil. Sadece oynadığım karakterin arkasında durmak ve onu güzel yansıtmak, doğru yansıtmak benim işim. Ama bir Hacer Doğumsuz'un şeyini, hayat felsefesi benim felsefem mi? Değil. Yani onun gibi olmak ister miyim? İstemem. Ama o olduktan sonra, yani o karaktere büründükten sonra da inandırıcı olmasından yanayım. Dişimiz nedir Allah aşkına ya? Dişimiz böyle senaryoda var. Birer tane şu köşelerde altın dişi var diye. İşte, bu diş için gittiğimde yapımı konuşuyorlar zaten. Böyle şeyde oturuyorlar, anlattım da hadi bir şeyde. Böyle birbirlerine bakıyorlar. Ben de yazmış, süslenmiş böyle fufur fufur gitmişim. Bakıyorlar, niye bakıyorlar dedim eşime sonra. Hala var, Nursel Hanım biz sizi nasıl çirkinleştireceğiz, ona bakıyoruz yani dedi. Ama bizim işimizde bu mümkün. Ben çirkinleşirim, hiç merak etmeyin dedim. Çünkü yani çirkin olmak, güzel olmak, şişman olmak, zayıf olmak gibi bir derdim yok. Karakter ne istiyorsa ben bunu yaparım. Hep benlerimiz var, altın dişlerimiz var. Sonra ben bir kalıp olarak görmüştüm kadınlarda. Kalıp olarak var. Yani bayağı önde altı diş. Onu çok sevdim. Bunu ben neden sevmişsin? Sevdim. Çünkü takar takmaz bambaşka bir insansın. Ya o kadar değiştirdi. Biraz makyajla da yüzün dengesi hakkında çalıştık filan. Yani kadını değiştirdik ve kadın kendine at. Bence ben... Hemen arkamızda zaten görüyorsun. Yani mührünü bastı Hacer Doğansız. Şahane. Siz de peki oynarken çok güldünüz mü? Çünkü gülmeyi çok özledik. Özellikle ülkece. O kadar kötü şeyler yaşadık ki. Sanki dünyanın üzerinde böyle bir kara büyü falan yapıldı. Pandemiler, depremler. Bence böyle. Şey kaldı, evet. Kaldı. Evet. Bence dünyada hep böyle belirli aralarda çok büyük değişiklikler olurmuş ya. Yani bence çok büyük değişikliklerin eşiğindeyiz bütün dünyada. Hani zaten akıllı zeka diye bir şey geliyor. Yapay zeka diye bir şey geliyor. Oradan bir hayatımızın değişikliği var. Biz bunu büyükler çabuk hissediyoruz da çocuklar bunun içine doğduğu için o kadar garip karşılamıyorlar. Ama bizim için çok korkunç büyük değişiklikler var söz konusu. Tabii felaketler de oldu. Depremler oldu. Filistin'de insanlar, çocuklar, kadınlar, soykırımı inanılmaz bir şekilde ve dünya oturmuş seyrediyor. O anlamda bir sürü korkunç şeyler var. Ama hayatın içinde gülmek de var. Yani tabii ki üzülüyoruz ama insanoğlu böyle bir varlık. Hem gülebilen, hem ağlayan, hem üzüntü, hem neşe. Tanrı böyle bir şey hediye etmiş galiba. Ayakta kalma iç tepsisi diyelim. Hayatta devam ediyor her şey. Ediyor. O yüzden gülmeye hakikaten özellikle de bizim ülkemizde gülmeye biraz hasret kaldık. O yüzden böyle filmimizin... Şart. Ve güldüren bir film. Bütün ailenin gidebileceği, çoluk, çocuk, anne, baba dedi, bütün ailenin çıkıp sinemaya gideceği. Eskiden hani olurdu ya Yeşilçam filmi, güzel filmler. Bütün bunları bütün aile gidebilirdi. Şimdi biz de bu filme hep beraber gidip defalarca gülebileceğimiz. Siz bana sordunuz hani ben güldüm mü? Oynarken ben gülmedim ama bana güldüler. Bana güldüler. Ama hakikaten çok keyifli ve oyuncu gücü muhteşem olan bir ekiple birlikte. Tam seçimlere doğru belediye seçimleri geliyor. Tam denk gelmiş. Güzel bir tesadüf. Aynen tesadüf.
Kesinlikle. Peki gerçek hayatta bir belediye başkanı hanım olsaydınız, eşi olsaydınız? Karışır mıydınız? Çok müdahale eder miydiniz işlerine eşinizin? Ay yok ne? Yani ben hep sanattan, yani siyasetle o kadar hiç şeyim olmadı. O yüzden sanatı seçtim. Hani insan bir yerlerde, bir noktada eğer toplumda bir şeyler değiştirmek, sesini duyurmak, bir rol model gibi bir misyonların varsa, yani ya politika ya siyasete gireceksiniz ya da sanat yapacaksınız ya da gazeteci olacağız belki sizin gibi. Ama ben sanatı seçtim çünkü sanat üzerinden insanları güldürmek, insanların kalbine dokunmak, o sevgi yolunu açmak çok daha kolay. O anlamda bir belediye başkanının eşi asla olmazdı. Peki oy verirken belediye seçimlerinde niye dikkat edersiniz? Seçimler geliyor ya, halkı da böyle bilgilendirelim. Ya ben işte yabancı ülkelerde çok da geziyorum, çok da evet. Avrupa'da kaldım. Hep şeyi gördüm yani, özellikle belediye seçimlerinde belediyenin hep şeyini gördüm yani. Ya halkımı daha nasıl mutlu ederim? Halkımı daha nasıl rahata erdiririm? Halkım nasıl böyle mutluluk içinde uyanır ve bu şehrin içinde kendini mutlu hissederi için uğraşan politikalar gördüm ben. Hep buna özendim yani. Örneğin Danimark, işte İskandinav ülkeleri, çok sevdiğim ülkeler. Yani gittiğinde çok mutlu bir halk görüyorsun. Herkes mutlu, herkes gülen, eğlenen. Bizde niye olmasın? Bizim kaderimiz ne diye insan üzülüyor. Daha estetik. İstanbul tabii kendine has yani, milyarların, milyonların oturduğu bir şehir. Buranın her şeyi stres ve şey, ama ben belediyelerden bunu arz ederim yani. Halkımın rahat etmesi için. Gülümseyen şehirler. Evet, gülümseyen şehirler. Ne güzel ifade ettiniz. Gülümseyen şehirleri sizin yaratmak. Sizin söylediklerinizden çıkarmalar. Ben bir şey yapmadım. Güzel özetti ama. Güzel söylediniz. Güzel anlattınız. Aldatmak. Muayla. Hani durmuyorsunuz. Sadece sinema filmleri değil, dizinizde devam ediyor. Muayla insanları böyle saç baş yoldurtan bir kadın. İzleyiciyi de. Sahi. Muayla'yı seviyorlar. Haklı buluyorlar. Çünkü haklı olduğu çok haklı şey var. Haksız olduğu çok şey de var mı? Onu siz öyle düşünün. Muhalla'yı ben seviyorum. Şey, yani şimdi hani biraz önce söylediğimiz şey, rolü savunmak ayrı bir şey. O karakterin savunduğu şeyleri ya da gösterdiği şeyleri doğru bulup bulmamak ayrı bir şey. Muhalla'nın birçok şeyini. Ben zaten insanların birbirine aşırı müdahalesini çok gereksiz bulan bir insanım. Siz gençiniz olsanız bir kayınvalide olurdunuz. Çok gençsiniz ama bir kayınvalide olmak için. Yani iyi anne olacağıma inanmadım. Çünkü şöyle, yani o yüzden kayınvalide de olamam diye düşünüyorum. Aldığımız eğitim, işte önümüzdeki annelerimiz örnek olduğundan ister istemez onları tekrarlıyoruz. Burada modelleri gördüm. Böyle anne olunur, böyle kayınvalide olunur, böyle baskı. Bunları gördüğümüz için hep şeyden korkardım ben. Ya anne olursam çok kötü anne olurum. İşte despot bir anne olurum. Kayınvalide olursam onlar gibi olurum korkusu vardı. Ama olabilir çünkü neyi görürseniz, ne önünüzde örnekse onun aynısını oluyorsunuz ama Türkiye'deki, bizim kültürümüzdeki anne, anneanne, kadın, işte kayınvalide, görümce baskıları, kadının kadın üstüne kurduğu o baskıları çok aşırı ve fazla buluyorum. Yani görümce kimdir? Nasıl bir kimliği var ki benim hayatıma? Eşin ablası, babi ya da elti. Elti, merti, böyle bu kadın kadına rekabet gösterip kadın kadına ezilme durumlarını sevmiyorum. Halbuki ne bekliyoruz? Çok destek bekliyoruz. Bütün kayınvalideler ay ben neler çektim der ama gelinini çektirir falan. Biz de çektirmiyor mu? Yok bari. Görümceniz duymasın. Bu röportajı izleyince yok. Benim eşim, onlar üç erkek kardeş, çok rahatım. Görümce yok. Elti var. Eltiler var. Eltiler çok tatlı. Yani öyle şey yaşamadım ama bayağı ciddi ciddi kayınvaliden de. Fena yani. Gerçekten mi? Bir Alman kayınvalide. Eşim duymasın bunu. Ciddi mi? Bayağı kayınvalide. Yapıyor mu gelinsiz? Tabii tabii. Size gelinlik öyle. Ne yapıyor? Kritik ediyor işte. Onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Onu mu doyuruyor musun? Onu mu? Mesela sizi izler kendisi nasıl buluyor? Eleştirir mi? Çok hoş buluyor. Genelde hep niye böyle kadın ve yaşlı rollerine giriyorsun ama diyor. Ama her yerde bir eleştirmeyi de araya sıkıştırıyor. Sıkıştırır. Zor olmamış. Toleransla hallediyoruz. Demek ki diyorum bu işin fıtratında var kayınvalide. Dünyanın her yerinde aynı. Kadınlar, anneler çocuklarını paylaşmak istemiyorlar işte. Orada bir şey var.
Orada bir şey var. Önemli olan eş ama. Eşinizin size nasıl davrandı değil mi? Benden yana. Bir film repliğiydi. Sanırım sizin filmdeydi hatta. Ya sizin filmde ya kızın şerbetindeydi. Hani önce anneyi boşayacak insanlar. Evlenmeden önce bir erkek önce annesini boşamalı diye bir söz geçiyordu. Çok doğru. Doğru mu? Bence de çok doğru. Hani biz ailemizden hani kopmak deyince aileyi terk edip işte unutup gitmek değil ama genç insanların zaman içerisinde belirli bir yaşa geldikten sonra kendi hayatlarına gidebilmeleri için bir tek evlilik mevzu olmamalı. Yani insanlar genç insan tabii ki böyle bir ekonomik imkanımız yok. Herkesin kendine ev tutması, biraz gençlerin hayata atılması için yalnız yaşamaları, yalnızlığı denemeleri, büyümek için bütün o zorluklardan geçmesi gerekiyor ya. E biz aileden kopamıyoruz. Aile de bizden kopamıyor. Kaç yıl evlisiniz? Ben 5 oldu. 5 yıl. Çok, daha çok yeni. Çiçeği burnunda diyebiliriz. Kalmadı. Yani evet. Yani yeni tabii. Bunun 50 yıllık evlilik olmak da mali işin içinde. Geç evlendim. İsteyerek geç evlendim. Ha? Doğru mu tabii aslında? Hani daha olgun çağ, yaşta. Evet. Yani genç yaşta başlayıp 3 kere evlenip boşanmaktansa bekleyip evet ilk evlenip ilk ve son düğünüm. Bekleyip en doğrusunu. Evet inşallah. Teşekkür ederim. Aşk devam eder mi? 5 yıl bitirir mi? Azaltır mı? Yani sevgide bir değişim oldu mu? Sevginizde karşılıklı imanla. İnsan sürekli değişen bir varlık ya. Bugünümüz yarınımıza uymuyor. Ben bazen diziyi seyrederken bile hep aynı makyaj yapılıyor. Benzer kostümler giyiyoruz ama hep her gün her hafta farklıyız. Yani bunu nasıl beceriyoruz diye düşünüyorum. Ama insan zaten değişen bir varlık. Biz değiştiğimizi belki fark etmiyoruz ama o da değişiyor zaman içinde. Eşler birbirinin değişmesine etkili olabiliyor. Her ilişkinin kendine has bir matematiği var. O matematiği yakalamak, o formülü yakalamak çok önemli. Genelde alttan alan hep kadın oluyor ya Türkiye'de. Yani alttan almak bir şeyi çözmüyor ki. Tamam alalım, alttan alalım biz. Kadınlar uzlaşmacıyızdır ama bu bir çözüm değil yani alttan alma. Belirli şeyleri konuşamıyoruz, belirli şeyleri tartışamıyoruz. Belirli şeyler tabu, aile kavramı tabu, her şey tabu. Ama aileyi de eleştirebilmeliyiz, ana babamızı da eleştirebilmeliyiz. Yani bir çocuk olarak da bir fikrini üretme, bir fikrini söyleme özgürlüğüne sahip olamıyoruz. Biz tepemize vurulup vurulup susulup oturulan bir gelenek görenekten geliyoruz ya. O yüzden bazı şeylerimiz zor oluyor tabii. Terkin olmanın, terkin bir toplum olmanın getirdikleri galiba bize en kötü şeyler. O yüzden kadına çok daha farklı roller düşüyor. Adam bir meslek edinsin, çalışsın, eve para getirsin ama kadın bu toplumun en büyük yükünü kaldıran insanlar. Aşırı aşırı. Evet. Evi, yok, çocuğu, çocuğu. Reklam ölecek mi? Yatıyor yani. Allah'tan. Yıldırım izleyiciler tepki gösteriyor. Değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Bizim için bu ümit var. Valla için bu ümit var. Oğlunun gözünü açacağına inanıyor. Oğlumla mı olacak Valla'nın durumları? Bak şimdi o kadar böyle sırlar öğrenmek istiyorsun ki. Evet. Küçük şeyleri almak istiyorum böyle sırlar. Yani Valla tabii ki hayatına böyle devam ediyor. Müdahale halinde. Çünkü şimdi Valla'nın başka bir şey de var ya hani şey bir aşiretin başı olma. Evet. Bu aşiret isimlerin devam etmesi gibi. Ya 20 bin kişilik bir aşireti idare eden bir kadın. Çok nadir bir fonksiyon bu. Evet. Ama bunu çok güzel beceriyor. Akademik bir kadın, bir kimya öğretmeni. Mesela Anadolu'dan, bir aşiretten gelen bir kadından bunu beklemiyoruz ya. Valla entelektüel bir kadın. Çeşitli işte o yüzden oyunculuk içinde... Entrikaları da var, güzelliği de var, endamı da var. Bence Muhalle'ye şimdi bir aşk eksik. Olacak diye mı? Diye atıyormuşum. Şeyi aldık. Böyle bir dedikodu yaratalım bence. Bir şey çıkardım aşk geliyor Muhalle'ye diye. Vallahi atıver. Bakarsın gelir. Böyle bir şey yoktur. Resmi yaptım. Ama yani aşk da gerekiyor o kadına bence. Yani hep böyle güçlü kadınları oynamadınız aslında. Mesela bir köylü kadını ya da işte sıradan bir kadınla oynadınız. Mesela Paramparça'da da izledim ben sizi. Orada da çok zayıf bir halkaydı ama inanılmaz oynadınız yine de. Tebrik ediyorum. Gerçekten her rolün hakkını acayip veriyorsunuz. Tiyatrodan gelen bir şey mi? Özellik yani özellik. Nereden geliyor bu yetenek?
Yani Allah vermek zorunda. Yani Allah'tan almış olmak zorundayız. Yani bir talent, işte o yetenek dediğimiz şeyin bir olması gerekiyor. Bir onun üstüne tabii eğitiminiz de çok önemli. İşe verdiğiniz önemli. Ben oyunculuğu çok zevkle yapıyorum. Yani ben yüksek mimar mühendisim. O dalda da çalıştım. Evet, oradan geçtim. Ama oyunculuk hep ön plandaydı. Herhalde kendimizi göstermeyi, alkış almayı seviyoruz. Alkışlarla yaşıyoruz.